otomobilinizi satarken aman dikkat diyoruz değerli izleyenler. Aracını satıp TOKİ'den ev almayı planlayan bir çift dolandırıcı tuzağına düştü. Arabayı verdiler ama 5 kuruş alamadılar. Zengin adam durumu iyidir dedik, dolandırmaz dedik, dini bütün insan dedik. Bir defa konuşmasıyla zaten büyülüyor. Adamlar dolandırıcı, bunların olayı o. İkincisi din sömürüsü yaparak araba da gitti, para da gitti, haliyle hayaller de gitti. Restoranda satış tuzağına düştü. Hem para vermeden arabasını alan adamı hem de restorancıyı suçladı. Arkadaşım sana noter sorduğunda sen paranı aldın mı dedin mi demedin. Ben paramı aldım sen demişsin ki satışı dışındasın. Vermişim. Sen diyorum ki mevzunun tanıyor musun? Dışındayım da beni neden şikayet ediyorsun? Tülay Uğur Demir Kıran çift ev almak için aracını satmak istedi. İnternete ilan verdiler ve bir adam onlara geri dönüş yaptı. Cenazemiz var. Geleceğim arabayı ben kesin alacağım dedi. İddiaya göre o adam yalanlarıyla genç çifti kandırdı. Notere gittiler ve aracı parayı vermeden onun üzerine geçirdiler. Arabamızı aldınız, paramızı vermediniz. Utanmıyorsunuz, bir de yalan söylüyorsunuz. Ya kapat ablacığım, manyak mısın deli misin? Sonra da bankaya gidip geleceğim dedi ama o da yalandı. Arabayı aldığı gibi kayıplara karıştı. Araç 24 saat içerisinde biz dahil 4 el değiştiriyor. Amaç da tedbir koyulmaması araca. 375 bin liralık aracını kaptıran çift, pazarlık yapılan restoran sahibini de suçladı. Pazarlığın yapıldığı restorana da geldik. İddiaların hedefindeki esnafa da sorduk ama o dolandırıcıları tanımadığını iddia ediyor. Burada ne yazıyor? Nitelik dolandırıcılık. Ben burada esnafım. Bir müşterim kapıdan içeri girdiği zaman neye geldin lan mı diyeyim? Benim ne üçkağıtçısıyla ne dolandırıcısıyla kimseyle işim yok. Seni ben tanıyor muyum kardeşim? Yok. Seni ben arabanı almış mıyım? Yok. Git kim seni dolandırdıysa git onu bul. Ama bu davanın sonunda ben seni yakanı bırakmam. Genç çift hem arabasından hem de hayallerinden oldu. TOKİ'den de ev çıkar diye bekliyorduk. Artık çıksa da yani nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz.